Bu süreçte maalesef evet sıkıntılar yaşadık her öğretmen gibi. 515 öğrencili bir okulda 83 kişiye maalesef tablet yani eğitime ulaşamadık hiçbir şekilde. Çocuklarda ne akıllı telefon ne de tablet vardı. Bakanlıktan hala bekliyoruz. Dağıtıldığı söyleniyor fakat bir tane bile gelmedi. İşte kendi çabamızda biraz bir şeyler yapmaya çalıştık. 13 öğrenciye ulaşabildik kendi çevremizde, sosyal çevremizi kullanarak. Ki hala kayıp olan 70 öğrenci var maalesef. Bu da eğitimdeki fırsat eşitliği ilkesine maalesef aykırı. Çocuklar bundan mahrum kalıyorlar. Eğitim kalitesi düştükçe bunları zaten ekonomimizde düzelmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Doğru. Ne yazık ki bu süreçte öğretmenlerimiz maddi olarak da desteklenmedi. Teknolojik cihazlara ulaşması için çok fazla para harcadılar. Sırf işte bu toplumun çocukları, gençleri daha iyi eğitim alabilsin, bir şekilde sınıflarımıza, öğrencilerimize ulaşabilelim diye. Ancak eğitim hazırlık ödeneği verilen her sene düzenli olarak verilen eğitim hazırlık ödeneği öğretmenlerimize gelen ek yükün çok çok altında kaldı ne yazık ki. Yine internet bağlantısı, altyapı sorunları yaşandı. Okullarda EBA destek noktaları açılmak zorunda kaldı. Çünkü öğrencilerimize ne yazık ki tabletler veyahut da işte laptoplar yani bir şekilde internet bağlantısı vesaire bu teknolojik altyapı sağlanamadı. Özel okullardan veliler çocuklarını almak istiyormuş. Ancak buna hemen bir şey koymuşlar. Kesinlikle nakiller durduruldu. Geçiş yok. Hani bu uzaktan eğitime geçildiği için birçok veli özel okullardan çocuklarını almak istiyor. Ama nakillerin durdurulmasıyla bu da mümkün değil artık. Gelinen durumda 2015 yılında bir öğretmen 711, 772 dolar 14 çeyrek altın alırken bugün geldiğimiz nokta 511 dolar 5,2 çeyrek altın alabilir hale gelmiştir. Yani Öğretmenler Günü kutlaması derken bir kutlama aklıma gelmiyor. O kadar çok sorun var ki sanki Öğretmenler Günü kutlama günü değil de sorunlarımızı dile getirme günü olacak gibi geliyor bana. Herhangi bir kutlama falan aklıma gelmiyor şahsen. Çok fazla değersizleştirildik. Toplumdaki saygımız her geçen gün daha da azalmakta. Bu tabii bence devletin eğitim politikalarıyla ilgili diye düşünüyorum. İşte öğretmen yata yata para kazanıyor. 3 ay tatil yapıyor. İşte alo 147'den şikayet hattının açılması. İşte velilerle öğretmeni dayanışacak bireyler halinden çıkartıp daha çok çatışacak bireyler haline dönüştürdü. Veliye hiçbir şey söylenmiyor. En ufak bir şeyde işte kabadayılanıyor, bir şeyler yapıyor. Çok fazla iletişim kuramıyoruz, zorlanıyoruz normal insan ilişkilerinde çok fazla zorlanıyoruz. 2006 yılından beri de özellikle bizim alanda öncelikle psikolojik danışmanlık olan unvanımızı aldılar. Adını rehber öğretmen yaptılar. Sonra adımıza rehberlik yaptılar. En son daha yakın zamanda yani bu yaz tatilinde derneğimizin büyük desteği ve eğitim işin de bu anlamda çok büyük desteğiyle yönetmeliğimizde değişiklik yapıldı. Ve bu konuda da özellikle Fatma Hürriyet Kaplan hanımefendi, sizin eski milletvekiliniz, Evet. mecliste de bizim sorunlarımızı dile getirmişti. Onların yoğun çabaları sayesinde de bizim bu alan mücadelemiz, yönetmeliğimizle ilgili bir takım kazanımlar elde ettik. Dediği gibi öğretmenlerimin bırakın sosyal kültürel faaliyetlere katılmayı aynen kıyafetimize bile neredeyse para ayıramayacak duruma geldik. Bir de şöyle bir durum var, sanki bütün öğretmenler ek ücret alıyormuş gibi bir toplumda bir kanı var. Yani maaşımızı alıyoruz, ek ders ücretimizi de alıyoruz. Öyle bir durum yok. Ben norm fazlası bir öğretmenim. Sadece maaş karşılığı çalışabiliyorum. Zaten maaşlarımız da malum arkadaşımız biraz önce bilgi verdi. Ben 29 yıllık bir öğretmenim. Belki son 5 ya da 10 yıldır bir itibarsızlaştırma var öğretmenler için. En büyük sorun bunu kabul ediyorum kendim için. Biz öğretmenler her şeyle baş edebiliriz. Eksikleri tamamlarız, azı çoğaltırız, yoku var ederiz. Hepimiz her şeyi yapabiliriz ama bu itibarsızlaştırma bizi gerçekten çok üzüyor. Çalışmak istiyorum, daha uzun seneler emek vermek istiyorum. Çünkü mesleğimin en verimli dönemindeyim. Ama emekliliği düşündüğüm zamanlarda oluyor bu aralar.
kıyamıyorum öğrencilerime. Diyorum ki biz bırakırsak gelen nesilde genç öğretmen arkadaşlarım da ayrıca gerçekten çok güzel çalışıyorlar. Ama şuradaki bir sorun var ki bu EBA'ya canlı derse geçtikten sonraki sorun merkezde olmama rağmen, merkezin iyi bir okulunda olmama rağmen 35 kişilik sınıfımda sadece 15, en fazla 16 öğrencim canlı yayına katılabiliyor. Bu diğer öğrencilerim katılamıyor. Bu eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırmış oluyor. Geçtiğimiz günlerde yetkili sendikanın bir açıklaması olmuştu. Bir her ay yapmış olduğu düzenli araştırmada yoksulluk araştırması olarak da geçiyor. 7200 küsürlere olan bir yoksulluk sınırı rakamı verildi burada. Ve bu rakamı veren yetkili malum sendikaydı. Şimdi vermiş oldukları bu rakama baktığımızda biz çok açık ve net olarak yoksuluz. Yani 7200 lira küsür lira olarak verilen bir rakama baktığımızda bunu baz alınca net olarak bizim gelirimiz burada bizim yoksul olduğumuzu ne yazık ki gösteriyor. Türkiye'nin sorunun sorun olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğitimde mutlaka reform yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler insan yetiştiriyoruz. Hakimi, savcıyı, ekonomisti, işte ülkeyi yönetenleri veya seçmenleri biz yetiştirdiğimize göre asıl reformun eğitimde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şu ana kadar 25 öğretmenimiz pozitif çıktı, 11 öğrencimiz yine pozitif çıktı. Ne yazık ki Boyabat'ta müdürlük yapan Sadık Erdem arkadaşımızı 20 Eylül'de ve Sinop'ta görev yapan sınıf öğretmeni arkadaşımız Nevzat Çavdar'ı da geçen hafta kaybettik. Acımız gerçekten çok büyük. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre 1830 öğrencinin internet erişimi yok ne yazık ki. Okullara ek bütçe tahsis edilmesi konusunda görüşler vardı fakat bir miktar dezenfektan dışında da bir şey yok. Eğitimde eşitlik, fırsat eşitliği konusuna birçok arkadaşımız değindi. Son süreç zaten bir eşitlik yoktu. Son süreçte gördüğümüzse yani eşitliğin yanına bile yaklaşamıyoruz. Tabii eğitimde çok sorun vardı ama pandemiyle beraber sorunların daha fazla derinleştiğini görüyoruz. Biraz daha ayrıştığını görüyoruz sorunların. Ama ben şuna kesinlikle inanıyorum. Öğretmenlere olanaklar sağlandığı takdirde bütün sorunları en rahat, en güzel aşma yeteneği öğretmenlerde. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bütün bu sorunları aşabilirler. O bilgi var, o kapasite var. Ama maalesef siyaset kurumu bu konuda üzerine düşeni yapmıyor. Tablet sıkıntısı, bilgisayar sıkıntısı ifade edildi. Çok sayıda özellikle pandemi döneminde. Biz kendilerine söyledik yani Milli Eğitim Bakanı'na çağrıda da bulunduk. Dedik ki belli bir tarih itibariyle kuru sabitlerseniz biz bütün öğrencilere bilgisayar ve tablet sağlayabiliriz. Parti olarak sağlayabiliriz, bir kampanya açabiliriz. Ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, efendim değişik mali avantajlar ya da mali olanaklara sahip öğretmenlerimiz var. Kadrolu öğretmenimiz, güvenceli olan öğretmenimiz, ücretli öğretmenimiz ders başı ücret alıyor. Sözleşmeli öğretmenimiz herhangi bir güvenliği yok. Oysa aynı derslere giren, hatta aynı sınıfta aynı öğrencilere ders veren öğretmenlerin farklı statülerde görev yapmaları doğru değil. Bütün öğretmenlerin kadrolu olması lazım, güvencelerin olması lazım ve öğretmenler meslek kanunu diye bir kanun teklifi hazırladık. Bütün sendikalara gönderdik. Sendikalara dedik ki bu öğretmenlik meslek kanunu olabilir ya, bizim atladığımız bir şey olabilir veya sizin yapacağınız yeni katkılar olabilir. Eğer bu katkıları bize verirseniz öğretmenlik meslek kanunu teklifini parlamentoya sunabiliriz diye. Öğretmenlik meslek kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tartışılırken bu kanun teklifine olmaz diyen siyasi partilere oy vermeyin. Öğretmenlik mesleği diğer meslekler gibi değil. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Nasıl hakimler ve savcılar için ayrı bir yasa varsa, onlar devlet memuru sayılmıyor. Hakimler ve savcılar için ayrı bir yasa var. Öğretmenler için de ayrı bir yasanın olması lazım. 3600 ek gösterge
biz dile getirdik, diğer siyasi partiler dile getirdiler. Bunu da genel kurula indireceğiz önümüzdeki süreç içinde. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almamalı. Eğer öğretmen bütün emeğini, bütün çabasını, bütün verimliliğini okula ve öğretmene vermek istiyorsa, öğretmenin bir geçim sıkıntısı çekmemesi lazım. Ay başını nasıl getiririm diye düşünmemesi lazım. Dolayısıyla öğretmene yapılacak olan her katkı, maddi açıdan ifade ediyorum, yapılacak olan her katkı aslında öğrencilere yapılmış katkı demektir. Öğrencilerin daha iyi yetişmesini sağlayacaktır. Çünkü öğretmen sinemaya da gidecektir, kitap da alacaktır, dergi de alacaktır, gazetesini alacaktır, tiyatroya gidecektir, sosyal hayatın önemli bir aktörü olacaktır. Şimdi siz öğretmeni sadece ve sadece ay başını nasıl getiririm diye belli bir düşüncenin içine, belli bir sorunun içine itiyorsanız öğretmenden beklediğiniz verimi alamazsınız. Salgın süresince eşitsizliğin daha fazla arttığı ifade edildi, doğru. Bilgisayarı olmayan, cep telefonu olmayan, internete ulaşamayan, EBA'ya ulaşamayan öğrenciler, durumu iyi olan aileler öğretmen tuttular, çocuklarına ek dersler verdiler, onları yetiştirdiler. Ama durumu iyi olmayan aileler bu eşitsiz koşullarda eşitsizlikler daha fazla arttı. Kendimizi yalnız hissettiğimiz çok zamanlar oldu diye bir öğretmen arkadaşım ifade ettim. Şunu ifade edeyim. Aslında Türkiye'nin neresinde olursanız olun, toplumun her kesimi size saygı duyuyor. Yani öğretmen dediğiniz zaman herkes saygı duyuyor. Çünkü bir şekliyle kendisinin bilgisini, becerisini ilk veren, onun saçını ilk kez okşayan, onun adını sevgiyle dillendiren kişinin öğretmen olduğunu biliyor aslında. Dolayısıyla öğretmenlik mesleği gerçekten çok kutsal bir meslek. Herkes öğretmen olamaz. Öğretmen olmak için önce yüreğinde insan sevgisi olmak gerekiyor. Çocuk sevgisi olmak gerekiyor. Ülke sevgisi olmak gerekiyor. Öğretmenlik çok farklı bir şey. O nedenle zaten biz öğretmenleri diğer memurlardan ayıralım, onları ayrı bir statüye kavuşturalım diyoruz. Eğitimde reform bir kişinin isteği üzerine olmaz. Eğitimin bütün bileşenlerinin bir araya gelip eğitimde reformun nasıl yapılacağını tartışmaları ve konuşmaları gerekiyor. Ben çok sık öğretmen arkadaşlarla birlikte olurken Finlandiya'nın eğitim reformunu anlatırım. Finlandiya'da Avrupa'nın bütün ülkelerinde kişi başına gelir artarken Finlandiya'da kişi başına gelirin artmadığı görülüyor. İktidar ve muhalefet bir araya geliyorlar, oturup tartışıyorlar. Acaba sorun nereden kaynaklanıyor? Bunu araştırıyorlar. Sorunun eğitim sisteminden kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Onun üzerine Finlandiya'da bir eğitim reformu gerçekleştiriyorlar ve Finlandiya'da bugün kişi başına gelir pek çok Avrupa ülkesini geçti. İnternete erişim, suya erişim gibi, ekmeğe erişim gibi kesinlikle olmak zorundadır. Her evde olmak zorundadır. Bu konuda çok büyük bir kuruluşumuz vardı, Telekom, ama Telekom Hariri ailesine verildi. Telekom bütün Türkiye coğrafyasına süratle internet altyapısını getirmek zorundaydı. Fakat maalesef Hariri ailesine verildi. Hariri ailesi Türkiye'deki bankalardan borç para aldı. Türk Telekom'u satın aldı. Belli bir süreyle kiraladı. Sonra karını aldı. Ama borçları ödemeye gelince de götürdü, iade etti. Dolayısıyla fatura yine 83 milyona çıktı. Hepinize en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın diyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. 60 bin adil kontenjanlı bir atama talep ediyoruz. Tabii ki 60 bin atama haricinde bizim farklı problemlerimiz de var. Ücretli öğretmenlik, mülakat sonucu, KPSS süreci ve bunun psikolojik boyutu, özel okullar, 3600 ek gösterge gibi farklı farklı sorunlarımız var. Sayıştay raporlarına göre 138 bin öğretmen açığı var. Ve geçtiğimiz günlerde pandemiden kaynaklı olarak 62 binde risk grubunda olan öğretmen var. Yani bununla ilgili toplamda 200 binlik bir açık var şu anda çok acil bir şekilde. Ve Sayın Bakanımıza bu 62 binlik açığı nasıl kapatacaksınız şeklinde sorulduğu zaman da ücretli öğretmenlikle kapatacağız dendi ve biz çok üzüldük. Ücretli öğretmenliğin şartları çok ağır. Aylık 1500 lira maaşla yarı sigortayla çalıştırıyorlar.
Ve bunu bizim gibi eğitim fakülteli öğretmenler, yani bu işin eğitimini almış, pedagojik eğitimini almış, alan eğitimini almış kişiler yapmak istemiyor. Minimum 60 bin alım talep ediyoruz bu sene ve 2020 sınavında bu yıl puanlarımız tek yıl geçerli olacak. Bu yıla kadar gerçekleşen sınavlarda hep ilk yıl kullanma hakları vardı puanların. Yani bu yıl giren seneye de puanlarını kullanabiliyordu, fakat şu an bu yıl bizim girmiş olduğumuz 2020 sınavında bu hak bizim elimizden alındı. Biz yeterli atama olmadığı için maalesef özel okullarla sözleşmeler yapmak zorunda kalıyoruz ve bu sözleşmelerin bazı şartları gerçekten bir öğretmen için ağır şartlar. Çok düşük ücretlerle çalışıyoruz. Onun dışında öğrenciyi değil de veliyi kazanmak için çalıştırılıyoruz. Sürekli işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıyayız ve en nihayetinde bir iş sözleşmesi imzalıyoruz. Bu bizi öğretmen değil de birazcık işçi yapıyor. Benim değinmek istediğim konu 3600 ek gösterge yasası. Bildiğiniz üzere tüm memurlar bu yasayı bekliyor uzun süredir. Ve emekli olmak isteyen bütün memurlar gibi öğretmenlerimiz de bu yasanın yürürlüğe girmesini bekliyor. Ama bu yasa yürürlüğe girmediği için emekli olmak isteyen öğretmenlerimiz emekliliği sürekli erteliyor. Bizlere de kadroya geçme şansını birazcık azaltıyor açıkçası. Ben artık öğretmenlerin gerekli değeri görmediğini düşünüyorum ve bununla ilgili de bir harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 60 bin çok büyük bir rakam değil, çünkü zaten bariz sayılar ortada. Yani neredeyse iki katı kadar bir alım yapabilirken biz hala 60 bin için diretiyoruz. Demek ki öğrenci var, okul var, öğretmen var. Neden bunlar buluşturulmuyor artık? Veterinerlik mezunu sınıf öğretmeni olarak görev alıyor. Hemşirelik mezunu matematik öğretmeni olarak görev alıyor. İktisat mezunu okul öncesi öğretmeni olarak görev alıyor. Yani bu çocukları alması gereken eğitimi, en temelden, ilk kademeden alacakları eğitimi bile ücretli öğretmenlikten dolayı alamıyorlar maalesef. Tabii ki bir de bunun psikolojik boyutu var. Yani kısa sürede öğrenciler çok fazla öğretmen değiştirmek durumunda kalıyorlar. Okula adaptasyonları bozuluyor, doğal olarak başarısız oluyorlar, isteksiz oluyorlar. Bunların artık düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz kaybettikleri yılları çocuklara geri veremeyiz. Aslında uzaktan eğitim ile uzaklaşan eşitlik, uzaklaşan eğitim diyebiliriz bence. Çünkü bu şekilde sıkıntılar varken fırsat eşitliğinden söz edebilir miyiz? Öncelikle 62 bin kronik hasta olan öğretmen varken, hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine geçici öğretmen görevlendirilmesinin çözüm olamayacağını ve bu çözümün 60 bin genç, dinamik olan biz öğretmenlerin atanmasıyla çözüleceğine inanıyoruz. Kendi adımıza yapabilecek bütün mücadeleyi maddi, manevi, psikolojik olarak verdiğimizi düşünüyoruz. Çalışın dediler, çalıştık. Puan almanız gerekiyor dediler, yüksek puanlar aldık. Ama kısıtlı kontenjandan ve adil dağılımın olmamasından dolayı mağdur olmak istemiyoruz. Eğitim şu anda Türkiye'de tam bir sorunlar yumağı halinde. Ama bu sorunları bir tarafa bırakalım. Onlar üzerinde ayrıca düşünürüz veya ayrıca tartışırız. Şu anda birinci öncelik atama bekleyen öğretmenlerin bekledikleri 60 bin kişilik kadronun doldurulması. Bu konuda bizim üstümüze düşen her şeyi yapacağız. Bundan emin olmanızı isterim öncelikle. Şimdi 3600 ek gösterge çıkarsa emin olun en az 100 bin öğretmen emekli olacak. 3600 ek gösterge çıkarsa. Şu anda 3600 ek gösterge çıkacak diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen var. Bunların içinde benim yakınlarım da var. Pek çok arkadaşımızın yakınları var, babaları var. Hep umutla bekliyorlar. 3600 ek gösterge sözü verildi. 3600 ek gösterge çıkacak. O göstergeyi aldıktan sonra emekli olalım. Çünkü çalışırken aldığı ücretle emekli olduktan sonra aldığı ücret %50 azalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğer imkanı olsa zaten 60 bin kişi de 70 bin kişi de derhal kadrolu öğretmen alır. O zaman soru şu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeki engel nerede? Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeki engel Hazine ve Maliye Bakanlığı. Çünkü kadrolar oradan tahsis ediliyor. Kadrolar tahsis edildikten sonra ilgili bakanlıklar bu kadroları kullanabiliyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı mali olarak çok zor durumda olduğu için
bu kadroları vermiyor. Daha düşük ücretlerle işte ücretli öğretmen veya sözleşmeli öğretmen gibi normalde bir okulda olmaması gereken, aynı dersi veren öğretmenler arasında farklı ücret, farklı standart olmaması lazım. Şu anda Türkiye'nin 5 temel sorunu var diye bunu hemen hemen her ortamda söyleriz. Bu 5 temel sorundan birisi de eğitim. Eğitim gerçekten Türkiye'nin temel sorunlarından birisi. Eğitim sorununu çözemeyen bir ülkenin büyüme şansı yok, kalkınma şansı yok. Kültür dünyasını, sanat dünyasını zenginleştirme şansı yok. Dolayısıyla eğitimin önündeki bütün engellerin kaldırılması ve öğretmenin bütün emeğini bizim çocuklarımıza harcaması gerekiyor. Eğer öğretmeni bir sorunlar yumağı içine koyarsanız, öğretmen kendi sorunlarını mı çözecek, çocuklara eğitim mi verecek? Şimdi başlangıçta 60 bin kişilik kadrolu öğretmeni hemen atacağız demişlerdi. Fakat COVID-19 nedeniyle atamıyoruz. Yani okullar kapalı. Şimdi öğretmenlerin atamasını yaparsak okula gitmedikleri halde bunlar aylık alacaklar. Dolayısıyla tasarruf olsun diye bu atamalar şimdilik yapılmıyor. Şimdi bir arkadaşımız söyledi, eğitimden tasarruf olmaz. Doğru. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitimden tasarruf olmaz. Çünkü çocuktan tasarruf olmaz. Ya çocuğu eğiteceğiz. Bu eğitim mutlaka anaokulu veya ilköğretim veya orta öğretim açısından değil mi? Üniversite için de aynı şey geçerli. Yaşam boyu eğitim dediğimiz bir kavram artık dünyada bütün toplumların gündemini işgal ediyor. Yaşam boyu eğitim varsa bu eğitimi verecek olan da kadrolar var. O kadrolara da biz öğretmen diyoruz. Devlet aslında 60 bin kişi de değil, yani Sayıştay'ın belirlediği 138 bin öğretmen açığını rahatlıkla giderebilir. Ben şahsen arkadaşlarımla birlikte zaman zaman dillendiriyoruz bunu. Bu kapatılan köy okullarının yeniden açılması lazım. Öğretmenin toplumun bütün dokularına hitap etmesi lazım. Kırsalda da öğretmen olmalı, kentte de öğretmen olmalı, ilçede de, ilde de öğretmen olmalı. Çünkü öğretmen bir süre sonra bulunduğu yerin kanaat önderi konumuna geliyor ve insanlar bir sorunla karşılaştıklarında gidip öğretmene danışıyorlar, öğretmene soruyorlar. Nasıl bu sorunu aşabiliriz, nasıl çözebiliriz diye. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak öğretmenlerle ilgili şöyle bir düşüncemiz var. Onu da atama bekleyen öğretmenler olarak sizin bilginize sunayım. Şimdi öğretmenlik devlet memurları kanunu içinde yer alıyor. Öğretmen diye değil, devlet memuru sayılıyor öğretmenler. Biz ise öğretmenleri, hakimler ve savcıların nasıl ayrı bir yasası varsa, öğretmenler için de ayrı bir meslek kanunun olması lazım. Öğretmenlik mesleğini klasik devlet memurluğundan ayırmamız lazım. Çünkü öğretmen sürekli olarak kendisini bilgi olarak beslemek zorunda. Sözlü sınavı şu aşamada yapmalarının nedeni güvenlik soruşturması. Bunu bilmenizi isterim. Siyasal iktidar güvenlik soruşturması yapıyor. İşte güvenlik soruşturması olumsuz gelen kişiler, çünkü yazılıda elenemiyorsunuz ama sözlü sınavda böylece elenebiliyorsunuz. Artı torpil, yani işte başarılı olana düşük puan verelim sözlüde ve böylece kaybetsin diye. Normali şudur, mülakatın tümüyle kaldırılması lazım. Dolayısıyla zaten bir sınav yapılıyor, zaten KPSS sınavı, zaten o sınavda insanlar çalışıyor, emek harcıyor, aylarını, günlerini veriyorlar. Dolayısıyla sınavı kazanan her öğretmen rahatlıkla atanabilir. Düşüncem bu. Atama bekleyen öğretmenlerin atamasını yapmazsanız bizden oy beklemeyin. Bu politik olarak sizin elinizi çok güçlü kılar. Ve çünkü siz aslında çok güçlüsünüz ama gücünüzün farkında değilsiniz. Bir araya gelip bir potansiyel güç olduğunuzu ortaya koyduğunuzda bütün siyasi partiler sizi dinleyecektir, emin olun. Sizlere selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Umarım en kısa süre içerisinde öğrencilerinizle buluşursunuz.